nereden arıyorsun? Geçenki mi? Gel seni kalkıyor. Ben dışarıdayım şu anda. Sen yaz bir yere. Tamam, tamam. Haberleşiriz yine. Az ileri getireli. Bu tarafa getir elini biraz. Biraz bu tarafa. Oraya bak, oraya sen. Biraz bu tarafa, elini bu tarafa. İyi mi? Getir. Biraz bak. Sivas'tan geliyorum, Ankara'da. Evet. Nasıl, güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel. Anne yüzüğünü dur, de... Bunu söyleyeyim de getirdim. Verdim hepsine. Safa geldin dost dediler. Süründüm, içeri girdim, kunağım elim aldım, kırklarla dara durdum, kunağın yok. Hasır su vermediler o Adilhan'a, kafirler içtiler hem kana kana. Fatman'a geliyor sakçola yola, Gode Melek yerde insan ağladı. Kesik baş ortalığa koydular, Ah Hüseyin, Şah Hüseyin dediler. Siyah saçlar alkanlara yudular, Gode Melek yerde insan ağladı. Dedem oğlu şu Yezid'in kastine çekmiş eskerini gelir üstüme. Böyle mi olur Hazret'in dostuna? Gode Melek yerde insan ağladı. Allah Muhammed ya. Kaçmadı ama. Yok, yine güzel. Yine iyi ya. O yine, yine. Öteki zamanlar daha iyi. Tabii o net. Antalya'dan işte kardeşim burada öğretmen olduğu için onu ziyarete geldik. Tam da havaların güzel olması. İşte Atatürk Silüeti'nin oluşmasına tam zaman yok, var ama işte 15 gün falan varmış. Yine de az çok görünebiliyor. Yani güzelmiş aslında. Annem tam Atatürkçü, işte onun sayesinde buraları görmeye geldik. İlla dedi onu göreceğim. Anlaşılmış bir şey. Ama tam oluşsaydı daha güzel. Bizi, o da bizim şansımız. Daha net görmek isterdik ama neyse, bunu da görmemiz iyi. Biraz buluta da denk geldik. Yine de görebildik az çok. Öyle. Teşekkür ederim. Hüsretin'in buraya doğduğunu 2-3 yıl ben de duydum ama 2-3 yıl izlemek nasip olmadı gelmek. Daha sonra geldiğimde, ilk etapta izlediğimde ben de inanamadım. Böyle şok oldum. Dolayısıyla bu Atatürk'ün Hüsretin'in buraya doğması 1954'te Mustafa Kırmızıgül diye bir çocuk kuzu otlatırken, babası kuzu yerken eve getiriyorsun dediğinde, baba yok Atatürk, doğduğunda eve getiriyor. Çocuk tabi o zaman ikinci, üçüncü sınıfta kitaplardan görmüş Atatürk'ü. Ne Atatürk'ü falan deyince mahallede yaylanca, mahalle komşular arasında ki o saatlerde bir bakalım demişler. Bakmışlar ki gerçekten Atatürk'ün silüeti 1954'te bu Karadağ sırtlarına düşüyor. Resmi odur budur, her gün izlemeye dolayı gelirim ben de sizin gibi değerli basın mensuplarıyla, arkadaşlarla. İzlerim haftada, yılda bir iki defa gelirim her çıktığında. Dolayısıyla biraz daha tanıtılması lazım bunun. Her Türk vatandaşının da bence izlemesi lazım. Sen de istiyor musun? Bir. Şimdi güneş gelince tekrar bir... Mal için mal buradan geldi. Mal gelme. Burası. Buradaki yolu görüyor musun? Bak şuradaki doğa. Yok oğlum, gitmez ya. Evet. O yolu o köye gidiyor işte. Uygun Bey. Bu ayın ya. Yok. Teşekkür ederim.